Süleyman Özışık. Süleyman Soylu'ya açık tehdit. Biz dua etmeyi de be dua etmeyi de bilmeyen bir milletiz. Almanya, Fransa ve İngiltere'de karışıklık olur. İnşallah daha fazlasını yaşarsınız deriz. Amerika'yı Irma kasırgası vurur. Allah'ım daha fazlasını yaşat diye be dua ederiz. Böyle bir dua olmaz kardeşim. Bir dua edeceksen Allah size CHP gibi bir parti, Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir siyasetçi nasip etsin deyip meseleyi kökten çözeceksin. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Amerika aylardır kendi sınırlarının binlerce kilometre ötesindeki PYD'lilere binlerce ton silah gönderdi. Orada bizimkiler teröristlere silah yardımı yapıyor diyen bir siyasetçi gördünüz mü? Pentagon'un, FBI'nin, CIA'in ne yaptığını sorgulayan bir tek adama rastladınız mı? Rastlayamazsınız. Geçmişte bunu yapmaya cüret eden iki kişi çıktı. Biri Edward Snowden, diğeri ise Julian Assange. Edward Snowden Hong Kong'da bir otel odasında hapis hayatı yaşıyor. Julian Assange ise Ekvador'da başını bulunduğu binanın camından dışarı çıkarmaya korkuyor. Bir başka örnek. İsrail yıllardır mazlum Filistin halkını katledip duruyor. Öyle bir katliam ki İsrailli sözde din adamları hamile kadınları karnından vurun diye fetva veriyor. Orada bu insanlık dışı mezalime itiraz eden bir politikacı duydunuz mu? Verin bu adamı İsrail'e iki günde çökertmezse adımı değiştiririm. Almanya PKK, FETÖ ve DHKPC gibi üç büyük terör örgütüne ev sahipliği yapıyor. Aynı Almanya yıllardır bu terör örgütlerine lojistik destek sağlıyor. Alman hükümetine muhalif olan siyasetçiler dahil kimse gıkını çıkaramıyor niye çünkü onlarda CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu zihniyetinde kimse yok biz aslında bu anlamda çok şanssız bir ülkeyiz. Elin yavruna Michael Jackson, Pavarotti, bize Ajdar, Atilla Taç, Nihat Doğan. Onlara Madonna, Rihanna, Selena, bize Ciciş Kardeşler. Onlara Mozart, Beethoven, bize Fazıl Say. Onlara Einstein, Frankenstein, bize Kemal Kılıçdaroğlu düşmüş. Öyle bir lider ki Türkiye'ye turist gelmemesi için kendini yırtıyor, PKK'lı itler bombalanıyor diye ağlayıp zırlıyor. Türkiye'yi Türkiye düşmanlarına şikayet ediyor. Öyle bir siyasi ki, Gezi'de ülkeyi cehennem topuna çeviren DHKPC'li teröristleri alınlarından öpüyor, PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'lilerle birlikte adalet yolculuğuna çıkıyor. FETÖ'yle bir olup 15 Temmuz darbe girişimi bir tiyatroydu diyor. Darbecilere özgürlük istiyor. Öyle bir muhalif ki küresel güçlerin hedef tahtasına koyup, ortadan kaldırmaya çalıştığı iki isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MİT Müsteşarı Hakan Fidan, onun da baş düşmanı. Öyle bir garezle saldırıyor ki hani elinden gelse ikisini bir kaşık suda boğacak. Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en başarılı İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'yu diline dolamış. Aysel Tuğluk'un annesinin mezarına saldıran kişiyle fotoğraf çektirdiğin için istifa etmelisin diyor sakin ol şampiyon. Sen ok meydanında kahvehaneyi silahla basıp milleti hayır oyu vereceksiniz diye tehdit eden teröristle birlikte çekindiğin fotoğrafın hesabını verdin mi? Sen savcı Selim Kiraz'ın makamında öldüren teröristleri masum çocuklar diye aklamanın hesabını verdin mi? Sen daha bir iki ay önce yanından eksik olmayan FETÖ'cü danışmanınla avukatının hesabını verebildin mi? Sen terörist cenazelerinin eksik olmayan figürü Sezgin Tanrıkulu'nun o cenazelerde ne aradığının hesabını verdin mi? Sen önce bunların hesabını ver, Süleyman Soylu'yu daha sonra düşünürüz. Düşünürüz dediğime bakma ha, bu milletin yüzde sekseni Süleyman Soylu'nun teröre karşı verdiği mücadeleyi ayakta alkışlıyor. O yüzde seksenin içinde Soylu'yu istifaya davet edecek kadar soysuz birini asla bulamayacaksın. Ya da sadece senin anlayacağın kısalıkta söyleyeyim, yedirmeyiz. Son olarak Kılıçdaroğlu'nun Süleyman Soylu'ya yönelik sarf ettiği bu fotoğrafı veren kişinin hayatta yeri yoktur sözü bir tehdittir. Bu söz Süleyman Soylu'yu terör örgütlerinin hedef tahtasına koymaktır. Bu sözün bahanesi affı olamaz. Ülkenin İçişleri Bakanı'na yönelik bu tehdinin hesabı yargı önünde mutlaka sorulmalı. Süleyman Özışık,